yurttaşların yaşamış olduğu sorunlar, sağlığa erişim haklarının önündeki engeller, uzun süren hapislik koşulları, temiz suya, gıdaya erişimlerdeki yaşanan sıkıntılar, tek kişilik link araçlarıyla sevkler ve kelepçeli muayene gibi hasta haklarını yok sayan uygulamalarla birlikte mahpuslar adeta ağır bir yaşam savaşı vermektedirler. Yine son yıllarda uygulanmaya başlayan, insanlık onurunu rencide eden ağız içi aramalar nedeniyle de mahpuslar hastanelere gidemiyorlar. İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde ileri yaşta ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek durumda olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Bu hafta Erzurum HEDİP Kapalı Hapishanesi'nde tutulan ağır hasta mahpuslardan Abdülmenap Aytaç'ın durumunu aktarmak istiyoruz. 1954 doğumlu 70 yaşında olan Abdülmenap Aytaç'a açılan dava sonucunda 27 Mayıs 2023 tarihinde tutuklanarak önce Çanakkale HEDİP Kapalı Hapishanesi'ne konulmuştur. Şu anda dosyası istinaf mahkemesinde olup tutuklu statüsündedir. Çanakkale'deyken siyasi mahpus koğuşu olmadığı gerekçesiyle önce tek kişilik odaya konuldu. Aile tarafından yapılan itiraz ve ihaleye yapılan başvurularla yapılan görüşmeler sonucunda tek kişilik odadan alındı. Ancak bu kez daha da fazla cezalandırırcasına ailesinin yaşadığı il olan Çanakkale'den uzak olan Erzurum HEDİP Kapalı Hapishanesi'ne yaklaşık 2 ay sonra kendi isteği dışında sürgün edildi. Mahpusun kronik rahatsızlıkları bulunmaktadır. Bu hastalıkları için sürekli olarak ilaçlar kullanmak zorundadır. Boğazında bulunan tiroid bezleri kanser şüphesi nedeniyle ameliyatla alındı. Bunun için de ömür boyu ilaç kullanmak zorundadır. Yaşının ilerlemiş olması ve hastalıklar nedeniyle de sağlık durumu iyi olmayıp baston desteğiyle yürüyebilmektedir. Şu anda hapishanede kendine bakabilecek durumda olmadığı için ancak arkadaşlarının desteğiyle yaşamına devam ettirebilmektedir. Ayrıca unutkanlık sorunu da başlamıştır. Ayrıca denge sağlamakta zorlanmaktadır. 2022 yılında zatürre hastalığı geçirmiş olup sistik hastalığı teşhisi de konulmuştur. 1 Aralık 2022 tarihinde yapılan tetkikler sonucunda da karaciğerinde kistler tespit edilmiştir. Aynı tarihte 12 parmak bağırsağı astarındaki iltihaplanma ve mide zarında olan iltihaplanma meydana geldiği de teşhis edilmiştir. Abdülmenap Aytaç'ın hem yaşı hem de sağlığı nedeniyle moral desteğine ihtiyaç olmasına rağmen mesafeden kaynaklı olarak maddi olarak da büyük külfetten kaynaklı ailesi ziyaretine gitmekte zorlanmaktadır. Bu durum da sağlığını psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Ailesi son ziyarette mahpusun güçsüzleştiği, yürümekte zorlandığını gözlemlemiştir. İlerlemiş yaşı, sağlık sorunları nedeniyle hapishanede kalamayacak durumda olan mahpusun tetkik ve tedavilerin yapılmasını, ailesinin yanında bakımının yapılabilmesi, tahliyesinin sağlanmasını ve bu süreç içinde de ailesine yakın bir yere sevk edilmesini talep ediyoruz.